İşte çözüm sürecinin bitmesiyle beraber yine 15 Temmuz süreciyle beraber artık bu devletin geleneksel kodlarında bazı şeylerin yeniden şekillendiğini ve tanımlandığını düşünüyorum. Bu yeniden şekillenme ve tanımlama kapsamında da bunu çok daha keyfi uygulamanın zeminini buldu. Toplumsal siyaset, toplumsal muhalefet bir şekilde çok ciddi güç kaybetti. Bu ülkede yaşanılan haksız, hukuksuz, yanlış uygulamalara karşı tecrit meselesi de dahil olmak üzere tabiri caizse yeterince ses çıkaramaz hale geldi ve bu ayrıca hükümeti bu konuda cüretkar bir hale getirdi. Devlet dediğimiz mekanizma herhangi bir konuda herhangi bir kişiye karşı keyfiyetçi davranmaya başlıyorsa, kendi kanunu, kendi anayasasını, taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri yok sayarak hareket etmekle başlıyorsa, aslında bu toplum açısından büyük bir kötülüğün başlangıcının ilk aşaması olur. Devlet kendi kurallarına uymamaya başladığında bu aslında toplum için alarm zilinin çalması anlamına gelir. Tecritin Sayın Öcalan üzerinde uygulanmasının cezaevlerinde daha yaygın bir hale gelmesi kendi içerisinde hükümet açısından bir politik tutum, ama mesele sadece orada kalmıyor. En sıradan insanın en sıradan hukuku bile artık bir saldırı riski altındadır. Çünkü devlet şunu öğrenmiştir. Daha doğrusu karar vericiler şunu öğrenmiştir. Ben kanuna uymadığım zaman, hukuka uymadığım zaman pekala da bir şey olmuyor tırnak içinde ve ben bunu devam ettirebilirim. Böyle olunca da ihale kanundan tutun ormanların yanmasına kadar veya çok kötü yönetim pratikleri karşısında kimsenin hesap vermemesine kadar hayatın içinde, toplumun içinde neresinde hangi konu varsa devlet kanuna uymamayı öğreniyor ve bunu mümkün olduğu her fırsatta bir şekilde kendi lehine kullanıyor. Ve toplum için, sıradan vatandaşın en büyük tehlike de burada başlıyor aslında. Eğer siz hukukun, kanunun kurallarını uygulamıyorsanız devletler, bu iş kimseye güven vermiyor. Sıradan vatandaşa da güven vermez. Ulusal ve uluslararası sermayeye de güven vermez. Dolayısıyla bu ülkede yaşanılan ekonomik darboğazı derinleştiren, büyüten bir şeye dönüşür. Ve işte Türkiye'de yaşandığı gibi ekonomik sorunlar katlanarak artar. Devlet kendi hukukuna uymuyorsa topyekün sermayesinden işçisine, kadınından çevrecisine, siyasetçisine kadar herkes için alarm zillerinin çalması anlamına gelir ve bugün de yaşadığımız bu. Ya toplumdaki herkese bir şekilde eğer su bulanmaya başlıyorsa bir şekilde kendisini bulacağını da bilmesi gerekiyor. Yani en sıradan sivil toplum örgütünün bile devlet adına yetki kullanan kişilerin kanun dışında, hukuk dışında bir pozisyon almasının kendi yaşamına, kendi faaliyet alanına bir şekilde doğrudan ya da dolaylı müdahale olacağını, bir gün sıranın ona geleceğini de bilmesi ve ona göre pozisyon alması gerekir. Dolayısıyla yurttaşlar olarak, siyasetçiler olarak, sivil toplum örgütü temsilcileri olarak, işçiler, emekçiler, köylüler, yoksullar olarak bizim devlet adına yetkini kullanıldığı her yerde, kendi koyduğu kanuna, kurala uyulmadığı her yerde itiraz etmesi gerekiyor. Bu tecrit meselesinde de çok açık, çıplak bir gerçek. Bu çıplak gerçeğe de toplumun hayır, sen devlet olarak bir kanun, bir kural koyuyorsan buna sonuna kadar uymak zorundasın. Bu sadece Sayın Öcalan şahsında olan bir şey değil. Günün sonunda herkes, bizzat sıradan yurttaşın kendisini bulacağı için, sadece kendisi için olsa bile geçtim toplumsal, ahlaki, vicdani değer yargılarını, meseleye itiraz edilmesi gerektiği bence güneşin doğudan doğması kadar doğal bir sorumluluk getiriyor.